Merhabalar, hoş geldiniz. Dersimiz Türk Dili 1. Üçüncü ünitedeyiz. Ses bilgisi. Bu üniteyle ilgili sınavlarda sorulmuş tüm sorulara ve yanıtlarına bakacağız. Başlıyoruz. 1926'da bütün Türklerin aynı alfabeyi kullanmaları yönündeki tavsiye kararı aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır? A. İstanbul Türkoloji Kongresi, B. Taşkent Türkoloji Kongresi, C. Kazan Türkoloji Kongresi, D. Bakü Türkoloji Kongresi, E. Kaşgar Türkoloji Kongresi. Doğru cevap D şıkkı. 1926'da bütün Türklerin aynı alfabeyi kullanmaları yönündeki tavsiye kararı Bakü Türkoloji Kongresi'nde alınmıştır. 2017 ünite 3-4 ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Eski adıyla Türk Dil Tetkik Cemiyeti, yeni adıyla Türk Dil Kurumu hangi tarihte kurulmuştur? A. 1931, B. 1932, C. 1933, D. 1934, E. 1935. Doğru cevap B şıkkı. Türk Dil Kurumu 1932'de kurulmuştur. 2017 ünite 3-4 ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. İbrani alfabesi, B. Kiril alfabesi, C. Köktürk alfabesi, D. Suud alfabesi, E. Süryani alfabesi. Doğru cevap D şıkkı. Uygur alfabesinin kaynağı Suud alfabesidir. 2016 ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir? A. Aprin Çurtigin, B. Kültigin, C. Tonyukuk, D. Alişir Nevai, E. Yusuf Has Hacip. Doğru cevap A şıkkı. Aprin Çurtigin, Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir. 2017 ünite 3-4 ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Orta Türkçe dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kendi içinde Köktürk ve Uygur dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır ve dönemin sonlarında Türkçe 3 ayrı yazı dili halinde gelişmeye başlamıştır. C. Bu döneme ait en bilinen eserlerden biri Göç Destanı'dır. D. Bu dönem 10. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. E. Bu dönem edebiyatında Çin kültürü etkili olmuştur. Orta Türkçe döneminin sonlarında Türkçe 3 ayrı yazı dili halinde gelişmeye başlamıştır. 2018 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Harzem döneminden kalan eserlerden biri değildir? A. Muhabbetname, B. Nehcü'l Feradis, C. Nesaimü'l Muharbe, D. Menü'l Mürid, E. Mukaddemetü Edeb. Doğru cevap C şıkkı. Nesaimü'l Muharbe. Harzem döneminden kalan eserlerden biri değildir. 2017 deneme dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Köktürk yazıtları ilk defa hangi bilim adamı tarafından okunmuştur? Thomson, Költigin, Muharrem Ergin, Radolf, Wangabin. Doğru cevap A şıkkı. Köktürk yazıtları ilk defa Thomson tarafından okunmuştur. 2017 tek ders sınavında soruldu. Bir diğer soru. Alişir Nevai'nin Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? A. Divan-ı Lügat-ı Türk, B. Mecalüsül Nefais, C. Muyun-il Mürid, D. Muhakkemetül Lügateyn, E. Muhabbetname. Doğru cevap D şıkkı. Bu soru 2015 ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk'ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk'ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Divan-ı Hikmet, B. Mukaddemetül Edeb, C. Atabetül Hakayık, D. Kutadgubilik, E. Divan-ı Lügat-ı Türk. Doğru cevap D şıkkı. Kutadgubilik. 2016 tek ders sınavında soruldu. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ilişki sözlerini takip etmeden en önemli kaynak konumundadır? A. Orhun yazıtları, B. Divan şiiri, C. Halk şiiri, D. Kutadgubilik, E. Dede Korkut Oğuznameleri. Doğru cevap E şıkkı. Bu soru 2017 deneme 2 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Sümerce ile Türkçe arasındaki ilişkilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sümerce ve Türkçedeki ortak kelimeler akrabalıktan ya da kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir. B. Türklerin
en az M.Ö. 3500'lerde Türkiye'nin doğu bölgesinde bulunduğu tespit edilmiştir. C. Türk dilinin 5500 yıl önce bağımsız ve iki kollu bir dil olarak varlığını ispatlanmıştır. D. Bugün yaşayan dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil Türk dilidir. E. Türkçe, Sümerce'den çok daha eski dönemlere ulaşan bir dildir. Doğru cevap E şıkkı. Türkçe, Sümerce'den çok daha eski dönemlere ulaşan bir dil değildir. Sümerce'nin varlığı çok daha önce dönemlere dayanıyor. 2017 ünite 3-4 ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Türkçe'nin ilk yazılı belgesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kültigin yazıtı, B. Bilge Kağan yazıtı, C. Çorum yazıtı, D. Şinesus yazıtı, E. Tonyukuk yazıtı. Doğru cevap C şıkkı. Türkçe'nin ilk yazılı belgesi Çorum yazıtıdır. 2016 tek ders sınavında soruldu. Bir diğer soru. Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Muhabbetname, B. Codex Cumanicus, C. Nehcül Feradis, D. Garipname, E. Divan-ı Hikmet. Doğru cevap B şıkkı. Bu soru 2016 ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi tazminat döneminde yazılan dil bilgisi kitaplarından biri değildir? A. Kavaidi Osmaniye, B. Revze-i Mahlu, C. Mikyas-ı Lisan, D. Methali Kavait, E. Sarfi Türki. Doğru cevap B şıkkı. Bu soru 2017 deneme dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Din dolayısıyla ortaya çıkan Anadolu, Suriye, Balkanlar ve Kırım'ın bazı bölgelerindeki Ortodoks Hristiyan Türkler tarafından kullanılan ve Lozan Anlaşması'yla kullanımı sona eren alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A. İbrahim alfabesi, B. Kiril alfabesi, C. Arap alfabesi, D. Suud alfabesi, E. Grek alfabesi. Doğru cevap E şıkkı. Grek alfabesi, Ortodoks Hristiyan Türkler tarafından kullanılan ve Lozan Anlaşması'yla kullanımı sona eren alfabedir ve din dolayısıyla ortaya çıkmıştır. 2017 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesinin devamı olan çağdaş lehçelerden biri değildir? A. Gagagus Türkçesi, B. Türkmen Türkçesi, C. Kumuk Türkçesi, D. Türkiye Türkçesi, E. Azerbaycan Türkçesi. Doğru cevap C şıkkı. Kumuk Türkçesi, Oğuz Türkçesinin devamı olan çağdaş lehçelerden biri olarak kabul edilmiyor. 2014 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Mani alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 8. 9. yüzyıllarda kısa süre kullanılmıştır ve Türklerin kullandığı ilk alfabedir. C. Türkçenin yazımı için oldukça yetersizdir. D. Dar bir çevrede kullanılmıştır. E. Din yoluyla gelen ilk alfabedir. Doğru cevap B şıkkı. Mani alfabesi Türklerin kullandığı ilk alfabe değildir. Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk alfabesidir. 2018 ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi ikilemedir? A. Masa örtüsü, B. Kara kış, C. Cam kırığı, D. Bedpenis, E. Kırık kol. Doğru cevap D şıkkı. 2017 ünite 5-6 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kıpkaç Türklüğünün yazı dilidir. B. Bu lehçe ile oluşturulan en önemli eser Codex Cumanicus'tur. C. Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılır. D. Altın Ordu döneminde oluşan edebi dilin devamıdır. E. Asıl eserleri Mısır'da Kölemenler zamanında yazılmıştır. Doğru cevap C şıkkı. 2017 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Orta Türkçe dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kendi içinde Köktürk ve Uygur dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır. B. Dönemin sonlarında Türkçe 3 ayrı yazı dili halinde gelişmeye başlamıştır. C. Bu döneme ait en bilinen eserlerden biri Göç Destanı'dır. D. Bu dönem 10. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. E. Bu dönem edebiyatında Çin kültürü etkili olmuştur. Doğru cevap B şıkkı. Bu soru 2018 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Yeni lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. Şinasi Namık Kemal, B. Sadri Maksudi Arsal Yusuf Akçubra, C. Ali Canip Ömer Seyfettin, D. Ziya Paşa Abdülhak Hamit, E. Ziya Gökalp Fuat Köprülü. Doğru cevap C şıkkı. Bu soru 2013 yılında ara sınavda soruldu. Bir sonraki ders görüşmek üzere.